Evet, şimdi de bu mücadeleyi farklı bir boyutuyla ele alacağız sevgili seyirciler. Yoğun bakımdaki hastaların durumunu bir konuşacağız. Yoğun bakımdaki koronavirüs hastaları nasıl tedavi ediliyor? Bu hastaların tedavisinde öne çıkan faktörler neler? İşte bu konuyu değerlendireceğiz. Değerli konuğumuz İstanbul Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Uzmanı Profesör Doktor Sayın Figen Esen canlı yayın konuğumuz. Sayın Esen, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk. Evet, şimdi aslında yoğun bakımdaki tedavi sürecini, sizlerin tedavi yaklaşımlarını konuşacağız ama onun öncesinde Türkiye'nin koronavirüsle mücadele sürecinde yoğun bakım ve entübe hastalar noktasında gelinen noktayı bir konuşalım istiyorum. Çünkü yoğun bakımda yatan hasta ve entübe hasta sayısında bir anlamda bunların kontrol altına alındığını ve hastaların yoğun bakımda kalma sürelerinin azaldığını, kısaldığını biliyoruz. Bir aya aşkın süredir sizin gözlemleriniz nelerdir? Gelinen tabloda neler söylemek istersiniz? Çok teşekkürler. Şimdi hadisenin başladığı Mart, ilk vakayı alışımız 19 Mart. O süreçle bu süreç arasında neler uygulandı, neler yaşandı? Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki biz... bir miktar avantajlı bir durumdaydık. İtalya gibi değildik. İtalya dalgayı arkadan vurdu dalga. Biz daha hazırlıklıydık. Daha ilk vakalarımız olmadan her kurum kendi lojistiğine göre organizasyonunu yapmıştı. Kurumlar içerisinde bilim kurulları oluşmuştu. Algoritmalar vardı bilim kurullarının bizlere önermiş olduğu. Ve vakalarımızı bekledik ve açık söyleyeyim, bir yoğun bakımcı olarak hiçbir zaman yoğun bakım yataklarının yetmeyeceği, yapay solunum cihazlarının yetmeyebileceğini düşünmedim. Çünkü yatak sayılarını biliyorduk, yapay solunum cihazlarını biliyorduk. Geçen süre içerisinde tabii ki bakanlığın da açıkladığı rakamlarla örtüşen bir şekilde bizdeki yoğun bakım hasta sayısı da azalmaya başladı. Ama bu hiçbir şekilde tedbiri elden bırakmamız anlamına gelmiyor. Evet. Vakaların tedavisi devam ediyor. Evet, şimdi hakikaten de kuşkusuz hastanelerde mücadelenin en çetin geçtiği noktalardan, bölümlerden biri yoğun bakım üniteleri. Şimdi ilk günlerden itibaren bilhassa koronavirüsle mücadelede nasıl bir yol izlediniz? Nasıl bir tedavi yaklaşımı sergilendi? Yoğun bakım hastaları nasıl tedavi ediliyor Sayın Esen? Evet, şimdi yoğun bakıma hasta öncelikle solunum yetersizliğiyle geliyor. Yani hasarlanmış bir akciğer mevcut ve hasta oksijeni yeterince kanına geçiremiyor. Ve bu oksijensizlik de hayatı tehdit ediyor ve diğer organ fonksiyonlarını da etkiliyor. Bunun önceliği oksijen tedavisi, ama ona yanıt alınmazsa, beraberinde aynı zamanda bir dolaşım problemi var ise ve hastalar artık bu artmış solunum işini yapamaz hale gelmişlerse, o zaman yoğun bakım süreci başlıyor hastalarda. Neyse ki %4 ila 5 oranında yoğun bakıma gelişler söz konusu bu hastalarda, daha fazla değil. Öncelikle kanın oksijenlenmesini sağlamak için oksijen tedavileri ve non-invaziv dediğimiz, yani artık entübasyon terminolojisi herkes tarafından biliniyor. Yani hastanın solunum borusuna herhangi bir tüp koyarak yapay solunuma geçmeden önce yüksek akım oksijenler deneniyor veyahut da pozitif basınçlı ventilasyon tüp koymadan, yani hasta entübe edilmeden deneniyor. Zaten bunlar algoritmalardır. Akciğer hasarında yoğun bakımlarda uygulanan çeşitli algoritmalardır. Onun ötesinde hastanın hala hayatını tehdit edici bir oksijen yetersizliği söz konusuysa, o zaman hastanın entübasyonu ve yapay solunuma geçiş, yani solunum işinin tamamen cihazlar tarafından ele alınması söz konusu oluyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bu çok tartışılıyor. Entübasyonun zararı varmışçasına veyahut da entübe olan hastaların büyük oranda
yaşamını kaybettikleri doğrultusunda. Şimdi şöyle bir şey var. Entübasyon ve yapay solunuma geçiş hastanın hayatını idame ettirmek için gerekli olan bir şey. Ve bu durumdaki hasta zaten hastalığın en ağır formunu göstermekte, en ciddi formunu göstermekte. Yani ölüm riskinin çok yüksek olduğu bir hasta grubu entübe olan hastalar. Ama entübasyon sonrasında dünyada da bizde de tüpül çıkarılan, yapay solunum tedavisine son verilen, iyileşen birçok hastamız oldu. Oranlara baktığım zaman fakültelerde ve diğer bilimlerde de çeşa beş yukarı entübe edilen hastalarda ölüm oranları %30 civarında seyretmekte. Yani entübasyon her şeyin sonu değil, hayatı idame ettirmek için gerekli bir uygulama. Ve sonrasında hastaların iyileşmesi, bu süreci geçirdikten sonra iyileşmesi söz konusu olabiliyor. Hocam, son olarak kısaca şununla ilgili bizi bilgilendirmenizi rica edeceğim. Çünkü böyle bir bilgi de var. Tedavi yaklaşımları üzerinden gidiyoruz ya hazır. Bu yaklaşımlarından biri de yoğun bakım hastalarının sırt üstü değil de yüz üstü, yani yatış pozisyonları özellikle. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Bizi bilgilendirebilir misiniz biraz? Kısaca. Tabii ki şimdi ağır akciğer hasarında yine algoritmalarda yapay solunum desteğinden belirli bir yanıt alınmadığı zaman hastaların yüzü koyun çevrilmesi söz konusudur. Burada da aynı algoritmalar uygulanıyor. Bunun sebebi şöyle ki akciğerin anatomik yapısından dolayı hastayı yüzü koyun çevirdiğinizde akciğerde, hasarlı akciğerde havalanan alanlar daha fazla oluyor. Böylelikle oksijenasyon dediğimiz oksijenin kana geçirilmesi daha kolay olabiliyor. Onun haricinde yapay solunum cihazları ile çeşitli manevralarla akciğerdeki havalanan alanların açılması çok daha kolay hale gelebiliyor ve böylelikle bir şekilde hayatı idame ettirmek, oksijenasyonu sürdürmek söz konusu olabiliyor. Bunun uygulaması nasıl? Biz 14-16 saat hastanın yüzü koyun yatması ve daha sonrasında çevrilerek verdiği yanıta bakılması söz konusu oluyor. Ha, her hasta buna yanıt veriyor mu? Vermeyebiliyor. Covid hastalarında yüzü koyun pozisyona yanıt daha önceleri gördüğümüz akciğer hasarlarından bir miktar daha az olmakla birlikte yine de bu uygulama yapılıyor. Özellikle algoritmaya eklenmiş sanıyorum Türkiye'de birçok ünite de bunu yapıyor. Uyanık olan yüksek akım uyguladığımız, yüksek akım oksijen uyguladığımız hastalarda da yüzü koyun pozisyonuna yatırdığımızda hastalarda oksijenasyon açısından bir iyileşme görebiliyoruz. Bunun nedeni de havalanan oksijen, akciğerdeki havalanan bölgelerin daha artıyor olması yüzü koyun pozisyonunda. Evet, yoğun bakım hastalarına uygulanan tedavi sürecini, tedavi yaklaşımlarını konuştuk detaylarıyla. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Uzmanı Profesör Doktor Sayın Figen Esen yayınımıza katıldığınız için ve kolaylıklar diliyoruz efendim.